GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün trend, trend takibi ve trend takibiyle birlikte risk yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bir eğitim gerçekleştireceğiz, sağlayacağız. Umarım önceden teknik analiz eğitimine, teknik analize giriş eğitimlerine dahil olmuşsunuzdur. Çünkü trend yapısından çok nasıl takip edileceğine ilişkin bir eğitim gerçekleştirmeye çalışacağız. Öncelikle trend nedir? Hemen kısaca üzerinde duralım. Trendi sağlayan koşullar nedir? Bunu da bir hatırlayalım. Çünkü trend takibini sağlarken aynı koşulları sürekli izlemeye çalışacağız. Trend herhangi bir varlık fiyatının herhangi bir süre içerisinde, zaman dilimi içerisinde izlediği yolu ifade etmektedir. Bu bizim ne işimize yarar piyasada? Bu bizim İşlem giriş çıkışlarımızı belirlememizde bir ortam, bir alan hazırlamamıza yardımcı olur ki bunu hem temel faktörleri inceleyerek hem de platform üzerinde çizgisel, matematiksel çalışmalar yaparak bu yönü belirlememize daha da güzeli ileriye dönük ipuçları yakalamamıza, beklentiler oluşturmamıza yardımcı olabilir. Burada da belirttiğimiz gibi o yönün ne kadar desteklendiğini, ne kadar süre desteklenebileceğini bilmek için de ekonomi takvimi gibi Haberler gibi, borsalar gibi diğer etkenleri takip ediyoruz. Fiyatı etkileyen unsurları takip ediyoruz ki ileriye dönük bir ipucu, bir beklenti oluşturup yakalayabilelim. Şimdi burada temel faktörler zaten hani istihdam, merkez bankaları, faiz, büyüme bunları çok sık bir şekilde zaten eğitimlerimizde anlatıyoruz. Temel analize giriş eğitimlerinde de bunlardan bahsediyoruz. Şimdi peki, çizgisel anlamda hani bizim en son artık son nihai haline geldiğinde işleme giriş çıkışımızı belirleyecek koşulları nasıl sağlıyoruz? Burada artık platform üzerinde gerçekleştireceğimiz çalışmalar kalıyor son olarak. Burada çizgisel çalışmalarla birlikte trend bulunabilir ve destek dirençlerle de burada ek göstergeler oluşturulabilir. Diğer taraftan matematiksel dediğimiz yardımcılar da var. Bunlar da trend göstergeleri ve yardımcı göstergeler osilatörler trend göstergeleri hareketli ortalama Bollinger Ichimoku gibi birçok indikatörden faydalanabiliyorsunuz. Bunların kullanımlarıyla ilgili de birçok eğitimimiz zaten mevcut. Tabi konu içerisinde yer alanlarda eğer sorunuz olursa bununla ilgili de yardımcı olmaya çalışacağız. Bir de yardımcı göstergeler trendi takip etmemize fayda sağlamaz fakat trendle birlikte uyumlu hareketlerle tepki hareketlerini özellikle düzeltme hareketlerinin nerede oluşabileceğiyle trendin sağlığı ile ilgili en azından bize fikir verebilirler, sağlayabilirler. Bu nedenle kullanılmasında fayda var. Zaten ana temayı incelediğimizde temel ve teknik analizi ayrı tutmamamız gerektiğini söylemiştik. Teknik analizde de şöyle bir ayrıntı daha var. Her trend göstergesinin yanında ne kadar sağlıklı çalışırsa o kadar iyi tabii bir osilatör bulundurmak da her zaman fayda sağlayan koşullardan birisidir. Şimdi burada yaptığımız şey şu, sıfırdan başlayalım. Piyasada bir trend var dedik. Trendi belirlemeye çalışacağız dedik. Fiyat belli bir süre boyunca belli bir yöne ilerlemiş. Şimdi burada fiyat grafiğine baktığımızda Euro Türk Lirası'nda evet yukarı yönlü bir hareket olduğunu hepimiz zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu bizim nasıl işimize yarayacak? Tamamen boşlukta bir fiyat var şu anda. Ve nerede burada işleme girebileceğimizi, nerede işlemden çıkabileceğimizi bilmiyoruz. Bu yüzden en basit çalışma olan çizgisel hareketlerden yararlanıyoruz. Ne yaptık burada? Fiyatın belirli zaman dilimlerinde en düşük seviyeler olarak o zaman dilimine göre en düşük seviyeler olan noktaları birleştirdik. İki noktanın birleşebilmesi için en az bize iki tane referans gerekiyor. Trendi güçlendiren koşullardan birisi trendin test sayısıydı, test edilme sayısı. İki tane test edilme sayısı çok yeterli mi bizim için değil. Sağlıklı bir trend göstermez aslında. Ama ne kadar fazla ilerleyen dönemde test edilirse o trende olan güven o kadar artar. İkinci faktör de zaman. Bir trend ne kadar uzun sürerse o kadar etkili olur. Şimdi burada yaptığımız aslında aşina olalım veya olmayalım yaptığımız bir istatistik çalışması. Çok basit bir istatistik çalışması gerçekleştirdik. Neden iki tanesi sağlıklı değil? İstatistikte referans çok önemli. Şimdi burada baktığımızda 10 kişi üzerinde yapılan bir anket sonucu mu daha sağlıklıdır yoksa 10.000 kişi üzerinde yapılan bir anket sonucu mu daha sağlıklıdır? E, tabii ki burada 10.000 kişi üzerinde yapılan anket sonucu daha sağlıklı bir sonuç verebilir. İstatistiksel olarak değerlendirdiğimizde bu trend de tamamen aynı yapıya sahip. Burada incelediğimizde bu çizgiyi çektik peki ne oldu? Fiyat şu an hala çok uzakta. Şu anda en azından fiyatın yönü ve ilerleyebileceği yol hakkında bir fikrim oldu oluştu. Nasıl oluştu? İki tane referans nokta alıp birleştirip fiyatın ilerlediği düzeyi gördüm. Diğer aşamalardaysa artık trendin test edildiği yerleri görüyoruz. Şimdi en basit örneği verecek olursak. Öncelikle günlük grafikte işlem yaptığımızı görelim. Günlük grafikte işlem yapıyorsak en azından günlük kapanışları baz alacağımızı bilmemiz gerekiyor. İlk aşamada şuraya tekrar döneceğim. Bizim belirlediğimiz şey neydi? Bu kırmızı çizgi boyunca ilerleyecek. Şimdi burada en çok hata yapılan yerlerden birini söylüyorum. Kırmızı çizgi boyunca ilerlediği sürece zaten hata oluşma ihtimali az. Hata nerede oluşur? Yüksekte almışsınızdır. Geri düşerken zarar elde edersiniz. Ama asıl sorun burayı kırarsan olur. Bakın siz burada bu çizgiyi çizdikten sonra bu trend kırılırsa bu sizin iyi teknik analiz yapmadığınızı göstermez. İyi teknik analizi iyi uygulamadığınızı göstermez. Bu sizin riskinizi yönetmeniz gereken noktayı ifade etmektedir. Yani bizim hesapladığımız doğrultuda fiyat ilerlemezse artık burada alım yönlü pozisyonlarda ısrarcı olmanın hiçbir anlamı yok. Yoksa bu çizgiyi boşuna çizmiş oluyoruz biz. Kafamızdan bir yer bulup alsak aynı riske sahip olacağız zaten. Bu nedenle ne yapıyoruz? Burası kırıldığı zaman Artık alımlarda ısrarcı olmuyoruz. Fakat buraya tekrar dönüş sağlanırsa orada tekrar alım gerçekleştirilebilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Buradan da ilerleyecek olursak şimdi şu anki güncel fiyata bakalım. Çok uzak, değil mi? Şimdi buralarda destek, direnç veya yeni trend çalışmaları da yapmanız mümkün. Sadece bir çizgiye bağlı kalıp diğer tüm hareketleri, diğer tüm vadeleri göz ardı etmenin hiçbir anlamı yok. Özellikle de çift yönlü işlem imkanı olduğu düşünüldüğünde. Şimdi burada baktığımızda yeni bir trend oluşumu ve kanal oluşumu gerçekleştiğini görebiliyoruz Euro Türk Lirası'nın günlük grafiğinde. Nereden itibaren başlamış bu testini gerçekleştirmiş bu aşamada? Burada da iki kez şu anda baktığımızda son olarak güncel harekete son kez bir düşüş gerçekleştirip trendi tekrar teyit etme çabasına girmiş diyebiliriz. Kanal hareketini neden belirledim? Kanal hareketi benim karımı nerede alabileceğimi tahmin etmeme, belirlememe yarayan yardımcı çizgilerden, göstergelerden birisi. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim sadece. Maviyle belirttiğimiz kanalda şurada dikkat ettiyseniz bir spike var. Ekranlarınızda şu an görünüyor olması lazım. Şimdi ben bir istatistik çalışması yapıyordum değil mi? Trend ilerlerken Buraya düşen spike, kanalın altına düşen spike. Mumun uzantısı. Trendi bozmuş mu? Herhangi bir şekilde bozmamış. Yani trend buradan sonra devamlılık sağlamış. Yani trendin altında kapanış gerekiyor ki kapanış gerçekleşecek ki benim sağladığım düzen bozulsun. Burada belirlediğim düzen sona ermiş olsun. Buna lütfen çok dikkat edelim. Buna dikkat ederken şunu da unutmayalım temel faktörleri çok yakından takip etmeliyiz ki şu an kafanızı karıştırmayacağım ilerleyen kısımda zaten bununla ilgili örneğimiz de olacak. Şimdi baktığımızda yine Türk lirasından ilerliyoruz Euro Türk lirasından temel faktörlerinin neden takip edilmesi gerektiği ile ilgili bir örneğimiz de olacak. Şurada gerçekleşen düşüş 1 Kasım seçimleri öncesinde yaşanan düşüş ve seçim sonrasında tek parti hükümetinin çıkmasıyla Türk lirasının bir süre daha güç kazandığını görmüştük. Sonrasında ise tekrar hem Euro'da değer kazanımı hem Türk Lirası'nda jeopolitik ve küresel anlamda makroekonomik anlamda gelişmekte olan ülke para birimlerinin de zayıflamasıyla yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini gördük. Bakın kanal ilerliyor. Şu iki noktamızı belirledik tekrar ve kanalın ilerlediğini görüyoruz. Şimdi burada bu koşulu sağlayan hareket neydi? Burası 4 Ocak 2016 yani yeni yılın başlangıcı. Yeni yılla birlikte küresel piyasalar tamamen bir endişe havasıyla başlangıç yaptı seanslarına. Ne oldu? Çin'de büyümeye ilişkin endişeler ortaya çıktı. Petrolde düşüşe öncülük etti bu durum ki yüksek arz zaten devam ediyordu. Ve bununla birlikte de özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı gördük. Daha güvenilir varlıklara yatırım yapmak isteyen piyasa katılımcıları, yen, yani tavil ve euro gibi dolar karşısında euro gibi yatırımları tercih etti ve bunun sonucu olarak da euro Türk lirasında gerçekten etkili bir yükseliş gördük. Demek ki burada hala endişenin sürüyor olması trendi destekleyebilecek unsurlardan birisi. Bunu nerede test etti en son? Geçtiğimiz haftanın ortasında bu kısımda anlayamadığınız yerler olduğunda takıldığınız bir kısım olduğunda question bölümünden lütfen ekleyin çünkü buraları anlamanız gerçekten önemli. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın piyasayı destekleyebileceğine ilişkin ipuçları verdi Başkan Draghi. Bu durum piyasada daha çok euro olabileceğine ilişkin beklenti canlandırdı ve piyasaların artık merkez bankaları tarafından da destek görebileceğine ilişkin inancı arttırdı. Şimdi petrolle birlikte endişe arttı. Merkez bankaları ile endişe azaldı. En azından bir mola verdi. Şimdilik diyebiliriz. Ne oldu? Euro üzerinde baskı arttı. Gelişmekte olan ülke para birimleri kayıplarını toparlama çabasına girdi. Ve petrolde de bir toparlanma yaşadı. Tekrar 30 dolar, 31 doların hatta üzerine kadar tırmandı. Ve bu durum Euro Türk Lirası'nda düşüşü sağladı. Burada eğer biz gün içerisinde borsaları, petrolü, gün içerisindeki piyasa algısını takip etmeseydik pardon gün içerisinde piyasa algısını takip etmeseydik burada bir dönüş gerçekleşebileceğine ilişkin temel varsayımları bulunduramazdık elimizde. Sadece hani teknik bir elimizde kanıt olurdu. Buna bakın ilk bakacağımız şey aslında bu. Yanlış değil. Hani ilk olarak trende bakacağız, kanala bakacağız. Ama bu düşüşün nedenini bilmemiz çok önemli. Çünkü bu düşüşün nedenini sağlayan faktörler, temeller hala güncelse bunun buradan dönmesinin, bu çizgi burada diye dönmesinin hiçbir anlamı yok. Bu düşüş devam edecektir. Bu nedenle gün içerisinde algı değişti mi değişmedi mi bunu muhakkak takip etmemiz gerekiyor. Bugün risk algısının tekrar ortaya çıkması, petrol fiyatının tekrar gerilemesiyle birlikte Euro Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareketin karşımıza çıktığını gördük. Bakın teknik analizi ve temel analizi harmanlayarak hem kanal nasıl takip edilir hem risk yönetimi nasıl gerçekleştirilir onu da ekleyelim. Risk yönetimi burada nasıl gerçekleştirilir? Kanalın destekli, desteklendiği kısımdan üst kısmından tabii ki alımımızı gerçekleştirdikten sonra çok normal doğal bir şekilde kanalın altına stop loss Tabii sermayemizin yüzde onunu bir işlemde yüzde beş yüzde on gibi rakamlardan daha fazla riske etmeyecek şekilde zarar durdur koymamız gerekiyor. Şimdi biraz önce dedik ki şu spike'ı gösterdim ben size biraz önceki grafikte. Demek ki spike yeterli değil. Günlük kapanışın da gerçekleşmesi gerekiyor dedim. Fakat buna istisna durumlar var. Kanal desteklerinde mum formasyonlarının önemi var mıdır diye katılımcımız sordu. Tabii ki vardır. Mum formasyonlarının da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunlar sadece teyit edici faktörler. Mum formasyonunu takip etseydik burada düşüşün devam etmesi gerektiğini örneğin düşünebilirdik ilk aşamada. Ama düşünceniz yanlış değil. Tabii ki burada her türlü teori sizin burada birbirini teyit edecek araçlarınızı çoğaltacaktır. Bu da önemli bir faktör. Burada belirttiğimiz neydi? Spike oluştu dedik. Kapanış gerçekleşmedi. Fakat her zaman kapanışı bekleyecek lüksümüz olmayabilir. Böyle lüks olmayacak zamanlar nelerdir? Önemli merkez bankası açıklamaları, önemli verilerin açıklanacağı zamanlar. Belki sermayeniz yeterlidir çok yüksek sermayeniz vardır. Burada alım yapmışsınızdır ama o gün Draghi konuşacaktır. Örneğin bugün konuşacak. Veya o gün Avrupa Merkez Bankası açıklaması vardır veya Petrol'de sert bir hareket gerçekleştirebilecek bir OPEC toplantısı diyelim var. Şimdi siz böyle bir zamanda kapanışı beklerseniz çok sert hareketlere maruz kalabilirsiniz. Lütfen bu konuda şu ince ayrıma dikkat edelim. Normal piyasa koşullarında kapanışı takip edin. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat böyle ekstrem durumlarda sert fiyat hareketlerinin gerçekleşebileceğini özellikle de biliyorsak hani programlıysa ekonomi takviminde yer alıyorsa lütfen dikkat edelim. Kapanışı bekleme lüksümüz olmayabilir. Burada da bize yardımcı olabilecek diğer koşullar nelerdir? Bakın teknik analiz sadece hani bu kanalı çizdim, destekleri belirledim demek değil. Burada tetikleyici dediğimiz bazı unsurlar da söz konusu olabilir. Hani kanalın tam dibinden almak, belki sermayemize uygun olmayabilir, belki yatırım anlayışımıza uygun olmayabilir. Bu nedenle diğer destek dirençlerden de faydalanabiliriz. Bakın önceki durumlarda şu çizgi, diyelim ki 3.28.50 burası. 3.28.50'nin üzerinde kapanış yaptığı takdirde bunu grafikte gördüğümüz zaman 3.35'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirdiğini görmüşüz. Kapanış gerçekleştiremediği zaman da kanalın alt sınırına kadar ilerleme olabildiğini görmüşüz. Şimdi buradan bir ders çıkarıyoruz. En azından diyebileceğiz ki 328.50'yi aşıp burada günlük kapanış gerçekleştirebilirse burada tutunma çabasıyla yukarı atak gerçekleşebilir. Şimdi tamamen bakış açımız değişti. Ayrı bir risk yönetimi uygulaması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Diyelim ki 328.50'yi açtı bizim senaryomuz gerçekleşti. Biz alımımızı sağladık. Artık burada stop loss'u yani zarar durduru kanalın altına kadar uzatmaya gerek yok. Çünkü bizim çalışmamızı sağlayan şey 328.50'nin üzerinde kalıcılık. Yani 328.50'nin altına stop loss zarar durdur emri koyulabilir. Bunu düzenlemek için daha sağlıklı yapmak için nereden yararlanacağız? Geçmiş hareketlerden. Buradaki spike en fazla nereye kadar gidebileceği ile ilgili bir ipucu vermiş bize. Bu nedenle de kanalın alt sınırının bir miktar üzerine zarar durdur koyulabilir örneğin. Tabi sermaye yeterli olduğu takdirde en uygun yer hala kanalın altı. Bu sadece bu belirttiğimiz sermayenizin çok önemli bir kısmını tek işlemde riske atmamanız açısından verilen bir tavsiye. Burada da ne dedik o zaman kanalın altında düşüş baskısı gerçekleşebilir. Yani bu istatistiğe göre kanalın altında özellikle peş peşe günlük kapanışları oluşacak ki düşüş etkisi oluşabilsin. Yükseliş içinde de özellikle 3.28.50'nin üzerindeki günlük kapanış netlik sağlayabilecek bir faktör. Şu durum bazen karşılaşabilirsiniz. Bazen bununla ilgili kayıplar da yaşayabilirsiniz. Hani Bazen hani pişman olursunuz işlemden çıktığınızda ama bu kesinlikle yanlış bir şey değil. Burada kanal kırıldıktan sonra trendimiz sona erer. Bizim izlediğimiz yol artık bitmiştir. Bu Euro Türk Lirası'nda illa ki düşüş devam edecek anlamına kesinlikle gelmez. Bazen gelir, siz en güzel işlemi yakalasanız bile düşer, buradan tekrar yükselmeye başlar. Bakın bunlar başınıza gelecektir. Bunlar yüzünden kayıplar da yaşayabilirsiniz ama bu sizin hatanız değil. Bu tamamen artık şanssızlık. Piyasada artık sağlıklı bir trend yakalamışsınız. Hala burada başarılı yani zarar durdur koymuşsunuz, kar al yapmışsınız, müdahale etmemişsiniz. Bu başarılı bir işlem ama her başarılı işlem kar elde edecek diye kesinlikle bir sonuç beklememek gerekiyor. Her zaman böyle koşullarda şunu düşünmeniz lazım. Diyelim ki zarar durdur koymadınız buraya. O zaman ya dönmezse? Ya bu tek işlemde tüm sermayenizin erimesine de neden olabilir. Kaybınızın zarar durdur kadar olması her zaman en iyi senaryolardan birisi. Şimdi bu arada trend hani takibinin hem teknik hem temel açılardan değerlendirilmesi bir de risk yönetimini beraber uygulamak istiyorum. Bu yüzden her seferinde temel faktörleri de başlıklarla birlikte belirtiyorum. Şimdi burada incelediğimiz dolar kanada doları paritesinde yükseliş trendi ve sona ermesi. Kanada doları petrol gelirleri oldukça yüksek olduğu için ülke ekonomisinin büyüklüğüne nazaran önemli olduğu için Kanada doları üzerinde sert etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle dikkatli bir şekilde petrolün takibi de Kanada doları yatırımcısı için önemli. Dolar Kanada dolarında yükselişin gerçekleştiğini görüyoruz. Ta ki burada aşağı yönlü hareketle birlikte trendin kırıldığını görene kadar. Burada petrolle ilgili gelişmeler ana başlığı oluşturması da sonrasında petrol gelişmeleriyle birlikte katılım sağlanınca düşüş baskısı netlik kazandı. Şimdi burada Kanada Merkez Bankası'nın faiz açıklaması vardı. Burada özellikle Kanada doları yatırımcısıysanız bu gelişmeyi bilmeniz gerekiyordu. Çünkü planlanan programlı bir gelişme. Kanada Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi Piyasada ağır basan koşuldu. Fakat e, her iki ihtimalin birbirine yakın olduğunu söylemekte fayda var. Bunu belirttik defalarca çünkü. Kanada Merkez Bankası'nın faiz indiriminin fiyatlanmasıyla dolar kanada doları son 13 yılın zirvesine kadar ulaşmıştı zaten. Düşen petrol fiyatlarının desteğiyle. Sonrasında Kanada Merkez Bankası beklendiği şekilde faizi indirmedi, sabit tuttu. Bakın sabit tuttuğu anda oluşan spike şurası. Sabit tuttu. Dolar kanada doları düştü ve tekrar eski seviyelerine kadar toparlandı. Asıl düşüşü destekleyen diğer faktör Başkan Poloz yani Kanada Merkez Bankası Başkanı Poloz'un açıklamalarıydı. Çünkü piyasanın duymak istediği şey ileride bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? bunu duymak istediler. Fakat Başkan Poloz'un ekonomiye ilişkin iyimser açıklamaları, özellikle ABD ekonomisini arkasına alarak yaptığı güven veren açıklamalar, parasal genişleme yani daha doğrusu daha düşük faize ilişkin beklentileri törpüledi ve düşüş baskısı oluştu. Poloz'la birlikte gerçekleşen düşüş şurası. Ve kırılma gerçekleşti artık burada. Bakın trend altında kapanış da sağlandı. Saatlik kapanışlar bitti. Şimdi buradan sonra artık takip edeceğimiz şey ne? Trend sona erdikten sonra bunun tepkisine katılmakta da herhangi bir yanlış yok. Çünkü herhangi bir trende karşı gelmiş olmuyorsunuz burada. En dikkat etmemiz gereken koşul trende karşı gelmemek. Burada bir direnç oluştuğunu görüyoruz. 1.45-30'larda yaklaşık ve bu direncin aşılamaması ile birlikte tekrar düşüş sağlandı. Şimdi burada günlük analizleri takip ettiyseniz bu destek ve dirençleri görmüş olmanız gerekiyor zaten. Sadece trend kırıldı diye satış işlemi yapmadık burada. Bunu teyit edecek başka faktörler de aradık. Neler? Petrolde toparlanma gerçekleşti. Şurada önemli bir destek seviyesi kırıldı. Ki şu kırılma satışı daha çok destekleyen faktör olarak da karşımıza çıktı. Ve dikkat ettiyseniz zaten şu sıkışma sonrasında yaşanan kırılma Poloz'un konuşması Kanada Merkez Bankası kararından çok daha büyük bir etki yarattı. Şimdi biz o gün Kanada Merkez Bankası'nı ve Poloz'un konuşmasını takip etmeseydik veya petrol ile Kanada doların ilişkisini bilmiyor olsaydık, izlemiyor olsaydık. Bunlar temel analizle ilgili kısımlar. Teknik analizde risk yönetiminde de zarar durdur koymamış olsaydık başımıza neler gelebileceğini görüyoruz burada. Ancak bunlardan herhangi birini en azından yapsaydık yine de bakın riskimizi büyük ölçüde yönetebiliyoruz. Poloz'un konuşmasını takip ederdik. Manuel olarak hani işlemi kendimiz de sonlandırabilirdik. Veya burada trendin altına önceden koyulmuş bir zarar durdurumuz olsaydı bunları bile belki de takip etmemize gerek kalmayacaktı. Ama en azından hepsini birden yapınca çok daha sağlıklı en azından satış fırsatını kaçırmayacağımız bir imkanda doğmuş oldu bize. Şimdi burada. Bu grafikte görmemizi istediğim şey vadeler arasındaki uyum veya uyumsuzluk. Çünkü sermayenize göre bir karar vermeniz gerekiyor. Örneğin forex'te ne yapıyoruz? 100 dolarla işlemlere başlangıç yapılabiliyor. Ama 100 dolarla uzun vadeli bir işlem veya hatta orta vadeli bir işlem yapmanız pek sağlıklı değil, hatta mümkün de olmadığını söyleyebiliriz. Bunları nasıl ayırt edebiliyoruz? Gün içerisindeki analizleri yorumlayarak saatlik, 4 saatlik grafiklerde bu işlemler gerçekleştirilebilir kısa vadede. Günlük grafikler, haftalık, aylık grafiklerse bir teyit niteliği taşımalıdır sadece bizim için. Yani biz gidip aylık grafiğe bakarak 100 dolarlık sermaye ile işlem yapmamız pek uygun değil. Çünkü bize daha spesifik, daha net noktalar lazım işleme giriş çıkış için. Çünkü sermayemiz önemli. Düşük miktarda ve onu en e, optimum şekilde nasıl kullanırız görmemiz lazım. Şimdi burada diyoruz ki Dolar Türk Lirası'nda yükseliş var. Tabi bu önceden aldığımız bir grafik ama önemli olan şu konsepti anlamak. Yükselişin olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz zaten. Ama bakın 1.40'da burası. 1.40'dan sonra 1.92'ye kadar yükselmiş. 1.92'den sonra yükseliş trendini hiç bozmadan, 1.73'e kadar geri çekilmiş. Bu çok yüksek miktarlarda meblağ demek. Bir lotluk işlem açısından düşünürsek. Sonraki aşamaya bakalım. 2.39'a kadar yükselmiş bu atağın ardından. Şu daralmanın ardından. 2.39'dan 2.06'ya kadar gerilemiş. Gerçekten hani çok devasa rakamlardan bahsediyoruz. Bu nedenle bizim burada en dip noktaları yakalamamız çok önemli. Bir de vadeler arasındaki farkı bilmemiz önemli. Neden? 2.06'dan 2.39'a yükseldikten sonra şu geri çekilme haftalarca sürmüş bakın. Yani burada kabaca bakıyorum. İşte Şubat'ta başladıysa düşüş Haziran'a kadar devam etmiş. Yani bir yarı yılı kaçırmış oluyoruz biz uzun hareketi bekleyerek, yükselişi bekleyerek. Halbuki burada daha kısa günlük 4 saatlik grafiklerde şu bölgeyi incelemiş olsaydık çok daha farklı bir tabloda çok daha farklı işlemlere e, başvuracak başvurmuş olabilirdik. Ne yapacaktık? Temel faktörleri inceleyecektik. Risk yönetimimizi yine uygulayacaktık. Bu kez düşüş yönünde işlemler sağlayacaktık. Bu tabloyu muhakkak bilmek gerekiyor tabii hani yükseliş var ama biz hangi vadede işlemciyiz Buna muhakkak karar vermemiz lazım. Gün içi işlemci için yön her an değişebilir. Bir an yükseliş, bir an düşüş olabilir. Orta vadeli için, uzun vadeli için bunu söyleyemeyiz. Kolay kolay değişmez orta uzun vadedeki görünümler. Önce sermayemize göre, sonra kendi karakteristiğimize göre de bunu seçmemiz gerekiyor muhakkak. Hani bir günden fazla işlemde kalamıyorsanız bu konuda kendinizi zorlamanızın hiçbir anlamı yok. Burada sterlin avustralya doları paritesinde haftalık grafikte bir yükseliş var. Şimdi biraz önceki dolar Türk lirası örneğine benzer. Ne yaptık? Her zamanki gibi trend çizgimizi çizdik. Yeşille belirttiğimiz yükseliş trendini gördük. Çok agresif yapıda ama uzun süren bir trend. Tepki satışları gerçekleşmiş zaman zaman. Düzeltme hareketleri gerçekleşmiş ve şu anda da bir geri çekilme söz konusu. Şimdi bu geri çekilme haftalarca süren bir geri çekilme. Ve burada bizim her zaman kafamızda bulunduracağımız tablo bu. Çünkü trendin sonlanması ile ilgili bir hareket söz konusu. Fakat bu hareketi daha ayrıntılı incelemek hem trendin geleceği açısından şu yeşil trendin hem de bizim kaçırdığımız işçilen fırsatları açısından önemli. Bakın şu kısım şu mavi ile koyu mavi ile belirttiğimiz kısım şurası şu kanal. Bu kanala baktığımızda düşüş baskısının etkili olduğunu ve gerçekten güzel bir düşüş kanalının da ortaya çıktığını görüyoruz değil mi? Yani burada yükselişler satış fırsatı oluşturabilecek pozisyonda. Buradaysa düşüşler yeni alım fırsatı oluşturacak pozisyonda. Burada sağlanması gereken şart şu. Yükseliş trendinin devam etmesi için uzun vadeli burada da orta vadeli düşüş kanalının sona ermesi gerekiyor, aşılması. Yoksa bu devam ettiği müddetçe uzun vadeli yükseliş kanalı sona erebilir. Bu nedenle şu tabloyu incelememiz her zaman bizim için önemli olacaktır. Ama bizim hani daha pratik konuşacak olursak bu bizim işlem açısından da daha işimize yarayacaktır. Çünkü burada haftalarca bir şey bekleyeceksiniz. Burada birkaç gün içerisinde belki de kanalın alt veya üst bölgesine gelip bize bir işlem fırsatı sunabilecek. Yine temel faktörler teknik faktörlerle birlikte bir örnek vermeye çalışacağız. Burada Euro dolar paritesi 4 saatlik grafiği. Yine geçtiğimiz hafta gerçekleşen ECB pardon Aralık'ta gerçekleşen burada ECB toplantısından bahsedeceğiz. Bir önceki ECB toplantısı. 55 periyotluk üstsel hareketli ortalama bizim düşüş trendimizi güzel bir şekilde takip ediyormuş. Bakın burada kırılmış altında gerçekleşen kapanışlar sonucu baskı görmüş ve hala devam eden bir düşüşü göstermiş. Çizgisel çalışmalar da yapılabilirdi burada. Fakat hareketli ortalamaya da bir örnek vermiş olduk böylece. Ne yapıyoruz bu hareketli ortalamayla belirlediğimizde? Tek hareketli ortalamadan yararlanıyorsak özellikle bunu direnç olarak kabul edip test edilme aşamalarında veya paritenin buraya yaklaştığı aşamalarda düşüş yönlü stratejiler uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi burada yine risk yönetimi, temel faktörler ne kadar iç içe onu göreceğimiz güzel bir örnek. Eğer bizim burada ECB toplantısından haberimiz olmasaydı ve trende güvenerek stop loss zarar durdur koymamış olsaydık. Burada düşüş trendinin neredeyse yarısı kadar bir toparlanma gerçekleşmiş ne nedenini bilmiş olacaktık. Birdenbire sermayemizin eridiğini görmüş olacaktık sadece. Fakat Burada eğer biz zarar durdurumuzu koysaydık ve tabii bunu destekleyecek faktörden de haberimiz olsaydı, burada çok daha etkili bir şekilde sermayemizi koruyabilirdik. Ne oldu? Avrupa Merkez Bankası beklenen şekilde fiyatlanan şekilde genişleyici önlemler almadı, piyasayı hayal kırıklığına uğrattı ve bununla birlikte piyasada beklenenden daha az euro salınımı gerçekleşeceği düşüncesiyle tekrar euroda alımlar ön plana çıktı. Euro'daki satışların kapatılmasıyla yükseliş gerçekleştiğinde kısaca özetleyebiliriz burada. Dikkat edeceğimiz kısım ne burada bir de? Ben önceden neye göre hareket ediyordum? Diyelim ki zarar durdur koymadım. Ben kapanışları takip ediyorum burada. Değil mi? Çünkü önceden spike olmuş. Demek ki spike atabiliyor. Kapanışlar önemli. Düşüşü takip ettim. Kapanış gerçekleşmedi. Bakın burada da kapanış gerçekleşmedi. Şimdi ben eğer burada ECB'den bir haber olsaydım ve hala ikinci kapanışı bekliyor olsaydım veya birinci kapanışı hiç fark etmez. Benim zararım buraya kadar gerçekleşecekti mi? Neredeyse bir onlara kadar zarar elde edecektim. Sırf kapanış beklediğim için ve baka kalacaktım burada niye bu bu kadar çıkıyor diye. Özellikle ne dedik? Hani planlanan açıklamalar, takvime konulan açıklamalar, veriler oldukça kritik özellikle kritikse dikkat edelim daha doğrusu. Bu da o açıdan güzel örneklerden birisi. Şimdi diğer taraftan baktığımızda trendi takip ettiğimiz ve trend sonrasındaki hareketleri de değerlendirebileceğimiz örneklerden birisi var karşımızda. Şimdi burada hareketli ortalamalarla takip ediyormuşuz. Hareketli ortalamalarla Yeni Zelanda doları dolar paritesinde takip ettiğimiz düşüş trendi ne zaman sona ermiş? buradaki yükselişle birlikte sona ermiş. Yükseliş sonrasında trendlere evet sona erdi ama sonraki hareketler neler olacak? Bizim burada Fibonacci araçlarını kullanmamızdaki en büyük amaçlardan birisi bu. Burada Fibonacci'de zirve ve dip noktalarda uyguladığımızda en önemli toparlanma bölgeleri neresiydi? 38.2 ve 61.8'lik düzeltme seviyeleri. Ve burada takibimizi sağlasaydık eğer bu trendin aşılmasının ardından burada 0.6550 ve buradan dönüş gerçekleştiğini görebilirdik ve önemli bir bölgeden döndüğü için düşüşün devam edebileceğine ilişkin önemli bir ipucu elde edecektik biz burada. Yani bu aslında satış için önemli kısımlardan birisi. Aynı şekilde trendin aşıldığı bölgede alım için uygun noktalardan birisi. Şimdi burada alım gerçekleştirebileceğimiz bir bölge dedik. Satış gerçekleştirebileceğimiz bir bölge olarak burayı ifade ettik. Peki diyelim ki artık burayı değerlendirmedik. Artık geç kaldık. Bu tabloyu ilk defa görüyoruz. Şimdi burada neler yapılabilir? Öncelikle 38 2 ile 61 8'in önemli olduğunu belirttik. Aşağıda da hareketli ortalamalar trendi belirliyordu ve bunların tekrar trendi belirlemeyeceğine ilişkin bir düşünce sakın olmasın. Tekrar trendi destekleyebilecek potansiyele sahipler her zaman. Ama şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Yani şu an fiyat üstünde. Eğer burada daha net yine kullanılabilecek e, kısımlarda bir fiyat görmek istiyorsak 0.6472 0.6550 yani şu aralık bizim için artık karar aralığı ve buranın dışındaki fiyat hareketlerini görmemiz gerekiyor. Fibonacci olayını aşina olup olmamanız önemli değil. Sadece şöyle de düşünebilirsiniz. Burada bir direnç oluşturdu. Burada da bir destek var. Bu destek direnç seviyelerinin dışına çıkmalı ki artık ben burada buna göre bir işlem stratejisi belirleyeyim. Burada baktığımızda eğer burayı kırar ve altında 4 saatlik kapanışlar sağlarsa ne olacak? Benim bugüne kadar Ocak ayından beri, yani 2016 başından beri takip ettiğim trende tekrar dahil olmuş olacak trend göstergelerinin altına. Tersi durumda 38.2'lik düzeltme seviyesi olan 0.6550 üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştirirse bu kez de yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Yükseliş ne zaman netlik kazanacak? Şu araca göre, Fibonacci'ye göre 61.8'liğin üzerinde yani 0.66.77'nin üzerindeki 4 saatlik kapanışlar sağlandığı zaman. Özet olarak burada söyleyeceğimiz trendlerin tepkilerine giriş yapmak herhangi bir hata değil. Ama bunu yaparken de gerekli araçları kullanıp destektiren çalışmalarını yapmak çok önemli. Ve bu tepkiye yol açan tabii hareketin arkasındaki temel faktörleri de muhakkak bilelim. Şu, şu an yapacağımız sadece hani trendi çizgisel olarak inceledik de hareketli ortalamalarla nasıl incelenebileceğine dair güzel bir örnek. Sadece görmeniz açısından koydum bunu. Dolar Türk Lirası'nda baktığımızda 100 günlük üstsel hareketli ortalama. Üstsel hareketli ortalamayı daha sık kullanabiliyoruz. Neden? Çünkü son fiyat hareketlerine daha duyarlı olduğu için daha güncel tepkiler, daha ıı, Esnek tepkiler verebiliyor fiyata. Bu nedenle Forex piyasasında daha yoğun kullanıldığını görebiliriz. Burada baktığımızda ne olarak kullanıyoruz? Destek olarak kullanıyoruz 100 günlük üstel hareketli ortalamayı ve 100 günlük üstsel hareketli ortalamayla. Demek ki sınırlı kalabilecek burada düşüşler yeni alım fırsatı oluşturabilir. Ne gerekiyor? Altında günlük kapanışlar sağlanacak ki burada tekrardan düşüş baskısına ilişkin beklenti elde edebilelim. Bir de eğer osilatör kullanacak olursak trendlerde dikkat etmemiz gereken divergence dediğimiz ayrışma dediğimiz bir unsur var. Bu unsur nedir? Teyit amaçlı kullandığımızı söylemiştik osilatörleri. Şimdi burada bir yükseliş trendi var. Fakat divergence özellikle tanımlarken örneğin RSI'de göreceli güç endeksine baktığımızda buradaki üst çizgiyi zirveleri çizdiğimizde, birleştirdiğimizde, buradaki zirveleri birleştirdiğimizde tamamen ters bir tepki görüyoruz, değil mi? Bakın burada yukarı doğru hamle gerçekleşirken burada bir uyumsuzluk var, aşağı. İşte bu uyumsuzlukların genellikle sonlanma aşamaları şiddetli fiyat hareketlerine, trend değişimlerine veya mevcut trendin daha şiddetli bir şekilde destek görmesine katkı sağlayabilir bazen. Ve bu nedenle de şu oluşumlarla karşılaştığımız zaman dikkat etmemizde fayda var. Bakın bu divergence trend değişimine olanak sağlamış. Işık tutmuş diyelim. Sonrasında düşüş trendinin de çok güzel bir şekilde aslında karşımıza çıktığını görebiliyoruz burada. Demek ki böyle oluşumlar olduğunda zaten aşırı satış bölgesinde ama bu yeterli değil düşüş için ama şu divergence'ı, şu ayrışmayı takip etmek gerçekten önemli. Şimdi son olarak da bu aşamada yani başarılı bir işlem açısından çok kabaca ana hatlarıyla neler yapabiliriz? Neler yaptık aslında başından beri onu özetleyeceğiz. Öncelikle ne yaptık? Öğrendiğimiz araçlarla birlikte trendi belirledik. Yükseliş mi var? Düşüş mü var? Yoksa bir bant hareketi mi var? Bunu belirledik. Sonrasında indikatör desteği sağladık. Ya göstergelerle birlikte trend göstergelerini kullandık. Osilatörlerle birlikte bunu onaylamaya, teyit etmeye çalıştık. Ama sadece bunlar yeterli değil ara destek dirençlerle birlikte daha etkin bir kullanım sağlamaya çalıştık. Çünkü sermaye yönetimi açısından da oldukça önemli bizim bu. Yani zarar durdurumuzu belki daha etkin, daha yakın yerlere koyup, kar al noktamızı daha yine etkin noktalara, o etkin bölgelere koymamıza yarayabilir lütfen buna da muhakkak bakalım. Yani şöyle eğitimde gördüğünüz gibi tek destek, tek direnç diye bakın bu ara seviyelerde bu sadece eğitim amacıyla hazırlanan ve sade olması için size bu şekilde sunulan tablo. Ama burada bakın buralarda şu bölgelerde muhakkak ek destek dirençler görülmesi gerekiyor ki günlük analizleri incelediğinizde gün içerisinde sabah ve akşam yayınlanan analizlere orada daha net ne de demek istediğimi anlayabileceksiniz. Sonra ne yapıyoruz? Temel faktörlerin trende desteği. Trend hangi temel gelişmelerle oluşmuş? O temel gelişmeler ne kadar destek sağlıyor ve sağlayabilecek mi bundan sonra? Sonrasındaysa zarar durdur bölgesini belirliyoruz ve kar al bölgesini ardından belirliyoruz. Özellikle zarar durdur muhakkak işlemlerimizde eksik tutmamaya çalışalım. Sonra tekrar temel gelişmeleri takip etmeye başlıyoruz. Neden? Artık işleme girdik temel faktör önümüzde sürpriz bir gelişme var mı? Sürpriz derken takviye bağlı bir gelişme var mı? Sürpriz gelişme olabilir mi? Bunlar için hepsi piyasa algısı çok önemli hepsinin gelişimi için. Bu nedenle piyasa algısını işlem açtıktan sonra da izlemeyi sürdürüyoruz. Fakat tüm bunları artık yaptıktan sonra zaten üzerinize düşen her şeyi yatırımınız için yaptıktan sonra üzerinizdeki stres rastgele bir işlem açtığınız kadarki kadar olmayacaktır bu farkı da umarım anlarsınız bu tür işlemler yaptıktan sonra. Sonra ne yapıyoruz? Diyelim ki düştü. Dolar Türk Lirası düştü. Zarar elde ettik. Bitti işlem. Düştü diye sadece düştü diye yeni alımlar sağlanmayacak. Soğukkanlı bir şekilde yeni bir düşüş trendi başladı mı? Alım için gerçekten uygun bir nokta var mı? Ve temel olarak bu gerçekten destekleniyor mu yeni bir yükseliş? Bunu muhakkak incelemeye çalışacağız. Trend takibinde indikatör özellikleri önemli mi? Evet önemli. Özellikle hangi indikatör, hangi pariteye, hangi zaman diliminde uygun? Bunları muhakkak denemeniz, görmeniz gerekiyor. Dolar yende örneğin 50 periyotluk hareketli ortalama 4 saatlik grafikte etkiliyse bir günlükte aynı ortalama etkili olmayabilir. Veya içim oku indikatörü dolar yende güzel çalışıyorken euro dolarda o belki o kadar güzel çalışmıyor olabilir gibi ayrımlar yapılabilir. Trend takibini formasyonlarla, paternlerle tabii ki destekleyebilirsiniz ama bunlar bakın daha ayrıntı, daha teoride kalan şeyler. Mum formasyonlarını da başta sorulduğu gibi bunları da kullanabilirsiniz ama en sağlıklı takip için yapmanız gereken temel kısımlar üzerinde durduk. Bunlar ileri seviyeler aslında. Formasyonlar eğer yükselen üçgen formasyonu varsa ne diyeceğiz burada? Evet yükseliş trendini destekleyebilir. Özellikle yükseliş üçgeni trendi dip bölgelerinde sona erdiyse demek ki hani burada yükseliş trendine yönelik sert bir hareket gerçekleşebilir diye bekleyebiliriz. Çok basit bir örnek örneğin. Tabi bunlar da ama bunlar geri çağrışım yaptırılabilecek bilgiler. Normal bizim sürekli bilmemiz gereken koşullar bunlar. Benim trend takibiyle risk yönetimiyle ilgili anlatabileceklerim bunlar. Sormak istedikleriniz var mıydı? Question bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. trend varsa hangi indikatörleri kullanmayı önerirsiniz? Bakın burada şöyle söyleyeyim o zaman en popüler trend takibi aracı hareketli ortalamadır. Ve hareketli ortalamayı çok esnek bir şekilde zaten rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten kullanımı kolay ve herhangi bir varlığa neredeyse her varlığa uygulayabileceğiniz bir gösterge. Şöyle baktığımızda bir saniyenizi alacağım. Şimdi burada platformu açtık mesela ne yapalım dolar türk lirasına getirdik. Şöyle saatlik 4 saatlik miydi biraz önceki saatlikti. Şimdi bakıyorum 50'lik koydum mesela işime yaradı mı bence yaramadı şu düşüş trendini hiç takip etmemiş örneğin. Bakın 34'lük olmadı 21'lik. Bakın 21'lik örneğin daha uygun oldu. 21'liğe baktığımda, şu harekete baktığımda düşüş trendini daha güzel bir şekilde takip etmiş, düşüş trendini sürekli takip etmiş veya edecek diye bir şey söz konusu değil bu arada ileride de. Önemli olan trendin bitip bitmediğini bu bize göstermiş, mi? göstermiş. Evet yani aşıldığı zaman trend bitmiş. Dolar Türk lirasında bir saatlik en azından gün içinde yükseliş tekrar başlamış gibi tamamen siz de esneklik sağlayabilirsiniz. Ne yaptık? Bakın periyodunu değiştirerek hani ben Fibonacci sayılarını kullandım. Başka sayılar da kullanılabilir. Bu 63 de olabilir, 80 de olabilir. Önemli olan backtest yani geri dönüş yapıp inceleme yaptığınızda bu hareketler destekleniyor mu? Bakın biraz önceki grafik. 50. Bakın 50 yaptık mesela oldu. Daha yakından yapacak olursak, bakın şurayı incelemek istedim bu sefer. İşte 21'lik, 34'lük bakın daha esnek, daha sağlam kullanışlarda da yapabilirsiniz. Bunlar ne kadara kadar çıkar? Çok fazla çıkabilir. Bakın 50 yaptım bir tane de. Buradan çıkarabileceğim ders ne mesela? İki tane kullandım ne oldu? İkisinin üzerindeyken daha ivmeli yükselişler gerçekleştiğini görebiliyor muyum? Evet. Demek ki kırarsa artık trendin sorgulanabileceğine ilişkin bir beklenti oluşabilir. İkisinin üzerinde daha rahat yükselmesini bekliyorum. Bu kadar basit. Basit derken tabii ki muhakkak üzerinde incelemeler yapmanız gerekecektir ama ne yapıyoruz? Bir tane osilatörle de destek bulmaya çalışıyoruz. Bakın, trendin yükseliş trendinde şu gördüğümüz çok karakteristik bir harekettir. Çünkü aşırı alım bölgesine yakın olması daha sağlıklı bir trend olduğunu gösterir yani. Burada aşırı alımdan geri çekilmeler, düzeltme hareketlerinin oluşabildiğini de göstermektedir bize. Ve hareketli ortalamaları bu şekilde 3, 4, 5 tane bile yapabilirsiniz ama çoğaltmanız kafa karışıklığına da yol açabilir. En etkinlerini bırakarak sadeleştirmeniz daha sizin için de uygun olacaktır. Evet. düşüş trendinde kanalın üst noktasında şimdi bir saniye dediğinizi şimdi diyelim ki şunu mu kastediyorsunuz düşüş trendi var diyelim şöyle yaptık mesela kanalın üst noktasında iki tane 4 saatlik kapanış yaptı şöyle diyelim kapanış yaptığında direncin altında olduğunda bu bizim için satış yapabiliriz anlamını mı ifade eder bakın Evet kanal içindeyse kanalın üst noktasındaysa asıl en uygun noktalar buralardır zaten. Ama şunu lütfen unutmayalım. Tamam burası uygun işlem fırsatı zarar durdurumuzu koyalım buraya. Karalımızı da mümkünse koyalım. Ve temel faktörler bunu destekliyor mu? Bakın dolar Türk lirasında bir düşüş zaten varmış. O düşüşe katılacağız ya biz. Mevcut düşüşe. Bu düşüşü ne destekliyordu? O koşullar hala geçerli mi? Onu muhakkak takip edelim. Şimdi SPK'nın görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz demişsiniz ama o konuya burada giriş yapmasak daha sağlıklı olacaktır sanırım. Trendin kırılması için kaç adet kapanışa dikkat etmeliyiz? Bakın bizim tavsiye ettiğimiz genellikle iki tane peş peşe kapanış. Günlük grafik inceliyorsak iki tane günlük. Saatlikse iki tane saatlik kapanış. Ama bunun istisnasını biraz önce belirttim. Önemli bir gelişme varsa kapanışı beklemeniz çok büyük zarara girmenize neden olabilir. Geçen hafta gördüğümüz Avrupa Merkez Bankası kararı bunu çok zaten gösteren bariz bir örnekti. Ama normal piyasa koşullarında ekonomi takvimini de baz alarak iki tane kapanışı dikkate almanız mantıklı olacaktır. Bizim tavsiye ettiğimiz en azından bu Manuel olarak kapatıyorum. Stop loss koymuyorum. Sebebi ise önemli bir gün ve konuşma olmadığı zaman sadece mum kapanışlarına dikkat ediyorum. Doğru mu? Bakın her zaman stop loss koymanızı öneriyoruz. Trendin sona ermesi için bizim takip ettiğimiz trendin bittiğini görmemiz için iki tane kapanış gerektiğini söylüyoruz. Sağlıklı bir stop loss nasıl koyulur? Bakın burada çok basit bir trend belirledik değil mi? Trendin sınırı ne? Burası. 3.02. Şimdi trendin sınırından sonra benim sağlıklı bir yani burayı aşarsa nereye gidebileceğini görmek için destek direnç çalışması yapmam gerekiyor ve genel olarak yoğun olarak ne olduğunu görüyorum burada. Şuraya kadar çıkış yapmış ve benim sermayem de en azından buraya kadar uygun. Demek ki ben stoplossumu şu aralığa koyabilirim. En uygunu şurası olmak koşuluyla 3.02.85. Trendin sona ermesi içinse o ayrı iki tane kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. O iki kapanış bu alan içerisinde de olabilir, bu alanın üzerinde de olabilir. Bizim katlanabileceğimiz zarar bu olmalı diyorum ben sadece. Yani sermayemizin büyük bir bölümünü riske atmamalıyız. rica ederim. Evet, soruları da yanıtlamış gibi görünüyoruz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada webinar etgcmforex.com adresine sorularınızı da iletebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, başarılı işlemler.